Evet, bugünkü dersimizde Ohm yasasını analiz edelim. Ohm yasası. Elektrik, peki akım ve direnç konusuna devam ediyoruz. Şimdi Ohm yasası ne? Öncelikle bir elektrik devremiz olsun. Burada bir devre elemanımız var. İşte bu lamba olabilir, bir motor olabilir. Bunu bir güç kaynağına, pile bağladığımız zaman bu lambaysa yanar, motorsa çalışır. Pilin uçları arasındaki potansiyel farkı V ise akımın da artıdan çıkarak ilerlediğini düşünüyorsak buradan bir iyi akım oluşacak pilden çıkan yükler dolayısıyla bir akım oluşacak. Bu akım bu cihazın içinden geçecek. İçinden geçtiği için de bu elektrik devremiz çalışacak. Eğer uyguladığımız potansiyelin akıma karşı değişimi doğrusal bir ilişki içerisinde ise bu ikisi yani. Bu şu demek. 10 voltluk gerilim uyguladığında tamamen sayıları kafadan veriyorum. Rastgele veriyorum. 10 voltluk potansiyel farkı olan bir pil koyduğumda diyelim ki bu şekilde bir direnç bağladığımda, cihaz bağladığımda devreye 1 amperlik akım oluşuyorsa 20 volta çıkarttığımda güç kaynağımın, pilimin potansiyel farkını 2 gözleyeceğim demek. 30 uyguladığımda 3 olacak demek. Yani aralarında doğrusal bir ilişki var. Ya da 12, 10 uyguladığımda 2 ise 20 uyguladığımda 4, 30 uyguladığımda 6 gibi. Yani bu aralıklar düşey eksendeki aralıklar eşit iken yatay eksendeki aralıklar da eşit olacak demek. Bu lineer çizgisel bir ilişki var demek, değil mi? Bu bağladığım, buna direnç diyelim. R. R'si olan bir elektrik elemanı, değil mi? Direnci olacak. Her elektrik devresinin çalışması için dirençlere sahip olması lazım diyebiliriz. Direnç var burada. O dirençten geçen akım nedeniyle biz daha önceki dersimizde bu şekilde bir ilişki yazacağımızı söylemiştik. V eşittir IR. İşte güç kaynağımızın gücünü arttırdıkça doğrusal bir şekilde bu dirençten geçen akım da artıyor. Dolayısıyla bunu bir grafiğe döktüğümüzde bu verileri akımı ölçer bir ampermetre bağladık buraya. Gerilimi ölçer bu iki uca bir potansiyel metre bağladık. Ve okuduğumuz değerleri değiştirerek, bu pilin gücünü değiştirerek okuduğumuz hem potansiyometreden hem ampermetreden okuduğumuz değerleri not aldık, grafiğe çevirdik, böyle bir doğrusal ilişki elde ettik. Bunun eğimi nedir bu grafiğin? Şu an karşı kenar bölü komşu kenar, V bölü I. Yani neye eşittir? R. İşte direnç bu orantının sabiti demiştik daha önce. Değil mi? Şimdi bazı devrelerde ise biz bu doğrusal ilişkiyi kaybettiğimizi görüyoruz. Yani böyle bir ilişki olabiliyor. 10 uyguladığımızda akımımız 2 iken 20 uyguladığımızda akımımız 3. İşte 30 uyguladığımızda akımımız 3,5 gibi. Bu aralıklar eşit iken bu aralıklar eşit değil. Bakın 2 idi, 1 oldu, yarıma düştü, sonra daha da düşecek, kim bilir. Dolayısıyla burada bir eğimi tanımlarken artık tek bir eğim yok. Her noktanın kendi içinde ayrı eğimi var. Sanki her noktada ayrı bir eğim demek, her noktada ayrı bir direnç var demek. Yani artık bizim bu cihazımızın direnci sabit değil, değişken bir direnç var. Ya da böyle bir ilişkiyi tanımlayamayız demek. Tamam mı? Şimdi bu birinci şekilde gördüğümüz gibi cihazımızın ya da elektrik devremizdeki direncin uygulanan gerilimden oluşan akımdan tamamen bağımsız olduğunu görüyoruz. Fakat alttaki grafikteki gibi bir davranış varsa yaptığımız deney sonucundaki verilerimiz bizi böyle bir grafiğe götürüyorsa o zaman ne diyeceğiz? Bu direnç uyguladığımız gerilime bağlı olabilir. Emin değiliz. Değil mi?
Eğer bu uyguladığımız potansiyel farkından, pilin gücünden bizim direncimiz bağımsız ise şu şekilde yani. Değil mi? Biz 10 iken de direncimiz, eğimimiz aynı değerde, 20 iken de direncimiz, eğimimiz aynı değerde, 30 iken de şu grafikte aynı değerde. Eğer gerilimimize bağlı değilse direncimiz, bu elektrik devre elemanımız bizim ohm yasasına uyar. Ohmik direnç diyoruz böyle dirençleri. Bu şekilde bir davranış sergiliyorsa ohm yasasına uymaz. Buna ohmik olmayan direnç diyoruz buradaki dirence. Şimdi biz biliyorsunuz ki yanlış bir bilgi olabilir. Bu V eşittir R'ye biz belki de daha önceki yıllarımızda ohm yasası diyorduk. Ama bu ohm yasası değil. Asıl ohm yasasını birazdan yazacağız. Bu eşitlik direnci tanımlayan bir denklem. Yani bir elektrik devresindeki direnç nedir? Direnç şudur. Direncin uçları arasında uyguladığınız potansiyel farkı dirençten geçen akımı bulun. Akıma bölün. O değer size direncin değerini verir. Direnci bulma denklemidir bu. Bu denklem buraya bağladığınız diren ohm yasasına uysun ya da uymasın, ohmik olsun ya da ohmik olmasın, her türlü devre için çalışan bir denklemdir. Ohm yasasına uyan dirençler için de uygulayabilirsiniz bu denklemi, uymayanlar için de. Tüm cihazlar için de o cihazdan geçen akımı potansiyeli akıma bölün, sizin oradaki direncinizin o anki değerini verir. Tamam mı? Ohm yasasının özünde şu var ama. Bu V'ye karşı I grafiğinin doğrusal olması. Yani direncin V'den bağımsız olması. Bize ohm yasası onu söylüyor. Şu o değil. Bu bize direncimizin ne olduğunu veren denklem. O zaman şimdi iletken maddelere odaklanırsak, geçen dersimizde de dediğimiz gibi şu ifadeyi şöyle yazıyoruz. V'nin karşılığına elektrik alan getiriyoruz. Bunlar birbirleriyle ilişkili. Daha önceki bölümlerden biliyorsunuz. I yerine akım yoğunluğunu getiriyoruz ki bunlar vektöreldi. Geçen ders söylemiştik. R yerine de öz direnci getiriyoruz. Tamam mı? Şimdi bu asıl bizim işte ohm yasamızdır. Eğer bizim direncimizi oluşturan iletken o direnç içinde oluşan elektrik alandan büyüklük ve yön olarak bağımsız ise o iletkenimiz şu iletkenimiz, rho ile tanımladığımız iletkenimiz bizim ohm yasasına uyandır. Bunu şöyle de görürsünüz bazı kitaplarda. E eşittir J çarpı. Geçen ders dediğimiz gibi iletkenliğin tersi direncin tersi, öz direncin tersi iletkenlikti yani 1 bölü sigmaydı. J eşittir sigma E. İşte bizim daha çok karşılaşacağımız ohm yasası, ohm ifademiz bu. Eğer bir iletkenin direnci ya da iletkenliği, şu rho ya da sigma değeri, iletken içinde oluşan elektrik alandan bağımsız ise bu iletkenimiz ohm yasasına uyar. Bizim ohm yasamız bu. Şu bizim ohm yasası değil. Ohm yasamız değil. Bu direncin ne olduğunu bulmak için ifademiz. Şimdi biraz bu analizimizi mikroskop altında yaptığımızı düşünelim. Şimdi iletkenimizin içinde elektronlar, iletkenleri tanımlarken ne demiştik? Elektronlar serbest bir şekilde oraya buraya dehşet hızlarla, etkin hız diyoruz buna, yaklaşık 10 üzeri 6 metre bölü saniye mertebesinde, yani 1 milyon metre saniyede hızla oraya buraya savruluyorlar. Hareket halindeler. Durgun değiller. O bizim masum gibi elimize aldığımız bir demir iletken parçası sanki böyle hiçbir şey yokmuş gibi, duruyormuş gibi değil mi? Her şey süt liman gibi gördüğümüz o demir parçasının içinde saatte 1000 km süratle hareket eden sayısını sayamayacağımız kadar trilyonlarca elektron hareket halinde. Geçen dersimizde yine demiştik ki bunlara bir elektrik alan uygularsak, yani bu metalimize bir pil bağlarsak, dolayısıyla bir uçlar arasında potansiyel fark oluşturduk. Potansiyel fark ne demek? Burada bir elektrik alan oluştu demek iletkenimiz içinde. Bir elektrik alan oluşturursak demiştik,
Buradaki yüklerimiz bizim sürüklenir. Aynı deniz içinde yüzen insanlar gibi hafif bir dalga var. Herkes denizde bir tarafa doğru yüzüyor ama dalga onları hissetmeden çok hafif bir şekilde kıyıya kıyıya sürüklüyor, değil mi? İşte bu sürüklenme de yaklaşık yine söylediğimiz gibi 10 üzeri eksi 6, eksi 7 hatta eksi 6 diyelim. Eksi 6 mertebelerinde. Değil mi? Çok küçük. Şimdi bu elektronlarımız da tabii yol serbest değil. En azından köşeye gelince çarpacak, dönecek, değil mi? Ya da dışarı fırlamayacağına göre, fırlayan bir elektronlar görmediğimize göre bunlar hep sürekli çarpışma halinde. Buraya geliyor, buradakine çarpıyor, o tarafa gidiyor. Dolayısıyla bu sürüklenme hızımız bizim bir kere neye bağlı? Uyguladığımız elektrik alana. Bu elektrik alan bunları sürükleyen bir şey. O zaman sürüklenme ivmelerini bulalım. Bizim uyguladığımız kuvvet elektriksel kuvvet. Hareket eden şeyleri elektronların hafif olduğundan dolayı yük olarak hareket ettiğini düşünürsek elektronun kütlesi çarpı ivmesi. O zaman bu elektronların sürüklenme ivmesini biz QE bölü M diye buluruz. Çünkü bunu sürükleyen ne? Sürükleyici kuvvet bu. QE. Onu M'e bölersek sürüklenme ivmesini, yani şu hızla alakalı ivmeyi buluruz. Tamam mı? Sürüklenme ivmesi. Peki sürüklenme hızı nedir o zaman? İşte bu sürüklenme hızı çarpı, sürüklenme ivmesi çarpı mekanikten biliyorsunuz V eşittir AT'dir, değil mi? İlk hız yoksa. A çarpı to diyeceğiz. O to da iki çarpışma arasında geçen ortalama süre. Yani elektronumuz buradan gitti, şurada bir tanesine çarptı, buradan çarpıp şuraya geldi. Yani çarptığı anda bir anda durdu ve 0, 0, aslında burada 0 ilk hız. Durdu, tekrar hızlandı 1 milyon. Na. Şuraya çarptı. Buradan buraya döndü. Ama bu kendi etkin hareketi. Bunu sürükleyen şey bu ivme. O zaman sürüklenme hızı da işte bu aradaki çarpışmalar arasında geçen ortalama süre gibi düşünürsek bu denklemde ivme yerine QE, yani elektronun yükü E bölü M to yazabiliriz. Ve biz sürüklenme hızının da daha önceki dersimizde akım yoğunluğuna bağlı olduğunu böyle göstermiştik. O zaman Vs yerine J bölü NE yazarsak ve buradan elektrik alanı çekersek M bölü E kare N to çarpı J olur. Yani bakın şuradaki ifadeye yaklaşık. O zaman bizim şu değerimiz, bakın, rho. Şimdi demin demiştik ki eğer uyguladığımız elektrik alan, metal içinde oluşan elektrik alan, iletkenin ya da işte iletken maddemizin iletkenliğini ya da öz direncini değiştirmiyorsa bu ohm yasasına uyan bir iletkendir demiştik. Şimdi bakalım. Bizim rho'muzu değiştirecek şey dışarıdan E oluşunca, uygulanınca bizim rho'muz bu. Bu rho'da değişken bir değer var mı? M, elektronun kütlesi, sabit. Değil mi? Kütle değişmez. E, elektronun yükü, temel yük, sabit. Bir maddenin içinde, iletkenin içinde, metalin içinde kaç tane elektron olacağı dışarıdan uyguladığımız gerilime, potansiyel farkına ya da içeride oluşan elektrik alana bağlı değil bir kere. N'ye de sabit. To değerimiz, birazdan bir örnek çözeceğiz. O kadar küçük ki bundaki değişimleri gözümüzle göremeyiz, hissedemeyiz bile. Yani dışarıdan uyguladığımız elektrik alan bu to'yu değiştirse bile göremeyiz. Dolayısıyla bu da sabit. O zaman elektrik alan uyguladığımızda bizim rho'muz sabit. Yani uyguladığımız potansiyel farkı altında bizim maddemizin öz direnci değişmiyor. O zaman deriz ki bu madde, bu iletken bizim ohm yasasına uyar. Şimdi örnek çözelim demiştik. Örneğimiz şöyle. Örnek. Bakırdaki serbest elektronların çarpışmaları arasında ortalama to zamanı nedir? Bakır iletkenimiz var. Elektron buradan geldi, şuradakine çarptı. Sonra buraya gidecek, çarptı filan.
bu kadar yol aldı. Bu çarpışmalar arasında bir geçen süre var. Tau nedir? Neydi deminki denklemimizde? Tau rho eşittir m bölü e kare nt'ydi. O zaman tau'yu çekersek m bölü n e kare rho. Elektronun kütlesi 9,1 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram. Bakırdaki elektron sayısı metreküp başına, bu n dediğimiz 8, onu soruda veriyor. 8,49 çarpı 10 üzeri 28. E kare dediğimiz şey temel yük 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19'un karesi. Çarpı rho öz direnci bakırın. Tabloda geçen dersimizde yine bunda değinmiştik. 1,69 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buradan tau'yu hesaplarsak 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 14 saniye. Yani iki çarpışma arasında geçen süre bu. Demin dedim ya, bu değişimi gözlemenizin yolu yok. Dolayısıyla tau'yu da sabit gibi kabul edeceğiz. Yani bir elektrik alan varken 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 14 ise elektrik alanını şiddetlendirdik. Diyelim ki 3 çarpı 10 üzeri eksi 14 oldu. Çok artmış gibi 2,5'tan 3'e gibi. Ama sıfırdan sonra, virgülden sonra 14 sıfır var. Buradaki değişim yok gibi bir şey. Sabit. Dolayısıyla sabit kabul edebilir. Bu sorunun A şıkkıydı. Bir de diyor ki sorunun B şıkkında, bu iki çarpışma arasında aldığı yol lambda nedir? Eğer elektronların etkin hızı, demin bahsettiğimiz 1,6 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye ise. Yani buradan buraya ne kadar yol alır? Sabit hızla gidiyor gibi düşünebiliriz. Çünkü 1 milyon metre bölü saniyedeki ilk hız ve son hız, yani bir anda sıfırdan 1 milyona ulaşıyor hızı. Orada biz artık bu hızı sabit gibi kabul edebiliriz. Çünkü hemen ulaşıyordur demek bu. İlk hızı da aynıdır gibi de ele alabiliriz. O zaman sabit hızlı denklem, hareket denklemini yazarız. X eşittir vt. Biz bu serbest yolu lambda olarak gösteriyoruz. X eşittir vt uygularken x yerine lambda yazdık. Ve etkin 1,6 çarpı 10 üzeri 6 çarpı geçen ortalama zaman bu ikisi arasında. 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 14. Buradan da lambda 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 metre bulunur. Bu da 40 çarpı 10 üzeri eksi 9, yani 40 nanometre. İki çarpışma arasında bu kadarlık yol kat ediyormuş. Şimdi elektrik devrelerinde güç, elektriksel güç diyelim, konusuna değinelim. Şimdi yine bir elektriksel cihazımızı bağladık pile. Artı eksi kutuplu pilin. Buradan akım geliyor, yani yüklerin hareket ettiğini böyle düşünelim. Buradan giriyor, buradan çıkıyor akım. Yani bir tarafından cihazımıza yük giriyor, öbür tarafından çıkıyor. Fakat bunun barındırdığı bir enerji var. Bu gelen enerji kadar çıkıyor mu? O zaman sonsuz enerjiyi elde ettik demektir. Pilimizi bağladık. Cihaza gönderdiği enerji kadar dışarıdan enerji aldık. O zaman bu pilimiz hiç bitmez ki. Gönderdiği kadar bu tarafından geri alıyor gibi hayal edebilirsiniz. O zaman bu mantığımıza aykırı geldiğine göre, çünkü cihaz kendi bir, mesela lambaysa ışık enerjisi, ısı yayacak ve harcayacak yukarı, değil mi? Demek ki giren enerji kadar çıkan olmuyor. Bir eksilme var. Biz enerjiyi potansiyel konusunda V çarpı dQ olarak görmüştük, değil mi? Uyguladığımız potansiyel çarpı yük, o yükün etkisi altında, etki altında kaldığı potansiyelle yükün değerini çarparsak potansiyel enerjiyi bulurduk. Şimdi biz bu konuda yüklerimiz hareketli. Biz yükün ne olduğunu gördük. I çarpı dt. Çünkü akımı tanımlarken birim zamandaki yük sayısındaki değişim. Değil mi? Akan yüklerin belli bir kesitten birim zamanda akan yük sayısı diye böyle tanımlamıştık. O zaman dq yerine i dt yazarız. Ve diferansiyelli terimleri bir tarafta toplarsak böyle olur. Enerjinin zamanla değişimine biz ne diyoruz? Güç diyoruz. Şöyle düşünün, bir çimento torbası var. İnşaatın 5. katına çıkartılacak. Güçlü biri bunu daha hızlı yapar. Bir enerji harcanacak, değil mi? O 5 kat yukarı çıkartınca siz enerji harcayacaksınız. Ve o çimento torbası da 5. kata çıktığı için bir potansiyel enerji kazanacak. Dolayısıyla bir enerji değişimi var sistemsel olarak. Değil mi? Zamanla, ne kadar kısa zamanda o enerji değişimi gerçekleşirse, yani o 5
kata, o çimento torbası ne kadar hızlı çıkarsa bunu taşıyan kişi o kadar güçlüdür. Güçsüz biri onu zar zor sürükleye sürükleye, çekiştire çekiştire taşır, zamanı uzatır. O zaman bu enerjideki zamanla değişimin hızı bize güç ifadesini veriyor. Gücü neyle gösteriyoruz? P. Neymiş? I çarpı V. Bunu biliyorsunuz zaten, hatırlıyorsunuz orta öğretimden. Elektrikte de aynı şey. Gücün birimi watt yine. Elektriksel güç. Şimdi bir devrede, bir cihazın bir elektrik devresinde işte ne kadar güç harcadığını bulmak için üzerinden geçen akım uçlarına uyguladığınız potansiyelle çarpın. Diyelim ki elinizde bu verilerden biri yok. Siz biliyorsunuz ki R eşittir V bölü I. O zaman I yok mesela elinizde. I yerine V bölü R yazarsanız bu ifade V kare bölü R'ye dönüşür. Veya V değerini bilmiyorsunuz. Üzerinden geçen akımın ve direncin değerini biliyorsunuz cihazınızın. O zaman V yerine I R yazın. Bu I kare R şeklinde de ifade edebiliriz. Tamam. Şimdi son olarak bu konunun artık iki tane biraz sözel olarak değineceğimiz kavramlarına bakalım. Şimdi biz elektriksel iletim, akım dediğimiz zaman iletkenlerden bahsediyoruz. İletmiyorsa yalıtkandır. Fakat bunlar siyahla beyaz değil. Yani ya iletiyordur madde ya yalıtıyordur, iletmiyordur değil. Aralarında bir de yarı ileten var. Hani optik konusunda saydam, saydam olmayan bir de yarı saydam maddeler vardı ya, burada da öyle. Bir yarı iletken var. Yarı iletkenlik kavramına bakalım. Yarı iletken günümüzde çok artık değerli bir ne diyelim, fiziksel olgu mu diyelim ya da malzeme diyelim. Çünkü bütün mikro elektronik devreler artık bu yarı iletken teknolojisine dayanıyor. Ve bunların da en yaygın kullanılanı yarı iletken maddelerin silikon. Silikon normalde yalıtkan gibi ama bazı katkı, dışarıdan katkı atomları ekliyoruz onun içine mikroskobik düzeyde göreceğimiz şekilde katkı. O katkılar nedeniyle artık iletkenimsi davranış sergiliyor. Yani istediğimiz derecede iletkenlik verebiliyoruz. Katkıladığımız miktarla alakalı ve değişik bazı parametrelerle. Hatta bunun bir avantajı, istediğimiz iletkenliği elde edebiliyoruz. Bakır alsak onun iletkenliği bellidir. Ama biz mesela çok iyi iletken olmasın, arada bir değer istiyoruz. Mesela daha yavaş iletsin. İşte o yarı iletken alıyoruz, normalde yalıtkan gibi olan. Onun içine bir şeyler ekliyoruz, katkı yapıyoruz. Katkı yaptırdığımız miktarda iletkenliğini arttırıyoruz. Deniyoruz, bakıyoruz bu iletkenlik işimize yarıyor mu? Ya biraz daha iletse iyi olur diyoruz. Katkılamasını biraz daha arttırıyoruz. Böylece kendimize bağlı olarak iletkenliği değiştirebiliyoruz. Bir avantajı bu. Tamam mı? Ve artık o elektrik devresinde transistör, diyot gibi böyle küçük mikro, artık mikro çipler mesela bilgisayar teknolojisinde çok kullanıyor. Artık onları yarı iletkenler kullanarak oldukça küçülttük. Eskiden böyle lambalı radyolar vardı. Dedelerinizin evinde vardır böyle koca koca radyolar. İçinde böyle diyotlar, transistörler vardır. Böyle bayağı ele avuca gelir büyüklükte. Şimdi onları biz gözle görünmeyecek boyutlara, karıncadan daha küçük boyutlara yarı iletken teknolojisiyle o transistörleri o boyutlara getirdik. Onun için bütün cihazlarımız küçüldü. Şimdi yarı iletkenliğin bir şöyle şematik bir şeyi aklınızda kalsın. Şimdi kabaca anlatıyorum. Valans bandı ve iletim bandı dediğimiz katı cisimlerin, malzemelerin bantlar yapısından incelediğimizde böyle valans bandı, iletim bandı dediğimiz ileriki sınıflarda göreceğiniz katı hal fiziği kapsamında böyle bant yapısıyla inceleyebiliriz. Normalde bu elektronlarımız bizim iletim yapacak, elektriği iletecek elektronlarımız bu valans bandında kendi katlarında oturuyor. Eğer bunu bir şekilde yukarı dışarıdan bir etkiyle enerji vererek uyarırsanız iletim bandına gider, iletkenlik olmuş olur. İşte iletkenlerde bu valansla iletim arasında mesafe yok, birbirine yapışık. Dolayısıyla dışarıdan azıcık enerji verdiniz mi hemen iletiyor. Halbuki o kadar enerji verince iletmesini istemiyoruz biz. O kadar da abartmasın olayı. Ama bu o kadar birbirine yakın ki, birbiri içine geçmiş ki. Dışarıdan hafif bir hava sıcaklığı 2 derece artsa
Bunlar aldığı ısıyı enerji sanıp hemen mesela uç örnekler veriyorum ama hemen yukarı iletime geçiyor. Ya hemen iletme işte. İşte onun için yarı iletkenler önemli. Birazcık da araya mesafe koy. İletken bazı durumlarda işimize yaramıyor. Biz biraz istiyoruz ki bizim şeyimize uygun olsun. İsteklerimize cevap versin. Hemen her şeye de tepki vermesin. Belli bir eşiği olsun istiyoruz. Mikroelektronik konusunda devrelerde. Şimdi iletkenler böyle. Mesela ne iletken? Gümüş iletken. En çok kullandığımız. Bakır iletken. Altın iletken. Tamam mı? Bunların dirençleri çok küçük. Adı üstünde. İletiyorsa ona direnecek bir şey yok. Bir şey ona direnç göstermiyor. Çok küçük dirençleri var. Onun içinde elektronlar serbest serbest bunlar da hareket ediyor. Bir de yalıtkanlar var. Bu yalıtkanlarda da bu valans bandıyla yani elektronların kendi oturdukları yerle iletim bandı arası işte 5 elektron volt ve daha büyük mertebelerde. Dolayısıyla buradan yukarı bir elektronu uyarmamız lazım ki iletim gerçekleşsin, çıkartmamız lazım. Ama bu çok zor. Dışarıdan çok fazla enerjiler vermemiz lazım. İşte dışarının 2 derece ısınması burada etki yapıyorken buradan dışarının 500 derece ısınması belki etki yapmayacak bile. Bu elektronu buradan buraya çıkartacak enerjiyi sağlayamayacak bile. Dolayısıyla hiçbir şekilde iletime gidemediği için bu elektronlar, bu ara çok geniş, iletkenlik gerçekleşmiyor. Nedir mesela? Cam, plastik, elmas, iletken olmayan yalıtkan maddelerdir. Bunların dirençleri çok çok büyük. Ne demek? O kadar çok büyük direnç gösteriyor ki iletilemiyor yani. Elektronlar yerinden bile kıpırdayamıyor. Çok dirençle karşılaşıyorlar. İşte bunların ikisinin arasında valans bantıyla iletim bantı arası yaklaşık 1 elektron volt olan, yani dışarıdaki 2 derecelik sıcaklık değişiminden etkilenmese de şöyle dışarıdan birazcık elle tutulur, cidden bir kendi şartlarımızla etki yaptığımızda enerji verme sağladığımızda, enerji sağladığımızda bu sisteme iletim gerçekleşiyor. Bu da bizim kontrollü iletim yapmamızı sağlıyor, değil mi? İşte bu maddeler yarı iletken. Bunların iletkenliğini, bu aradaki mesafeyi dediğim gibi maddeye eklediğimiz şeylerle, katkı maddeleriyle kendimiz bu arayı ayarlayabiliyoruz. Ona göre de iletkenliğin derecesini ayarlayabiliyoruz. Yani yaptığımız katkı bu aradaki aralığı değiştiriyor gibi düşünün. 0,5 yapabilirsiniz. Sıfıra doğru yaklaştırırsınız, iletkene yaklaştırmış olursunuz. Biraz daha açarsınız, bu kadar iletmesini istemiyorum ben 1,5 yapayım dersiniz. Katkıyı ona göre ayarlarsınız, 1,5 yaparsınız. Yaptığınız iş bu aralığı değiştirmektir. Buna da örnek işte silikon, germanyum, galyum, arsenik. Bu maddeleri, bu yarı iletkenleri üretmek işte günümüz nanoteknoloji merkezlerinde yapılıyor. Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki nanoteknoloji merkezinde de yapabiliyoruz. Bunlar bu yarı iletken teknolojisine uyumlu yarı iletken malzemeler. İşte Amerika'daki Silikon Vadisi'nin adı niye silikon? O silikonu camlara sıktığımız o silikon diye değil. İşte bu silikon yarı iletkenleri kullanarak orası dünyanın mikroelektronik merkezi, değil mi? Silikon Vadisi. Bütün cep telefonları, bilgisayarlar, her türlü elektronik cihazlar orada Ar-Ge'si yapıp geliştiriliyor. Niye Silikon Vadisi? Çünkü yarı iletken olarak silikon çok eskilerden beri biliniyor ve kullanılıyor. O Silikon Vadisi'nin silikon adı buradan geliyor. Bunların dirençleri de orta diyelim artık. Yani ne küçük ne büyük. Ayarlanabilir şekilde en azından değişken. Şimdi iletken kavramıyla ilişkili diğer bir ifademiz de süper iletken. Bu da şu. 1900'lerin başında, 1911'lerde fizikçiler 4 Kelvin derecenin altındaki sıcaklıklarda civanın öz direncinin yok olduğunu keşfettiler. Yani direnç göstermiyor artık ama bu çok düşük sıcaklık, -270'ler. Civayı bu sıcaklığa kadar soğutursak, -270'lere getirirsek artık civa bir metal biliyorsunuz. İletkenliği sonsuz oluyor. Yani direnci sıfır oluyor. Bu ne demek?
içeri koyduğumuz bir elektronu elimizle ittiriyoruz civanın içinde. Elektron sonsuza kadar hareket edebiliyor, durmuyor. Çünkü karşılaşacağı bir direnç yok. 1990'lara doğru, 86'da bu kadar düşük sıcaklıklarda değil de daha makul, eksi 100 gibi sıcaklıklarda, daha ulaşılabilir en azından. Eksi 270 çok şey, soğuk bir rakam diyelim. Yıldızlar arasındaki sıcaklık belki de eksi 270. Dünyada oluşturmak biraz zor. Daha makul eksi 100'ler gibi, eksi 50'ler gibi, bilmiyorum tam değerini. Sıcaklıklarda da artık süper iletkenliğe yaklaşıldı. Maddelerin öz dirençleri düşürüldü. Tabii bu alandaki çalışmaların nihai hedefi ne? Bir gün gelse de oda sıcaklığında da biz maddeleri süper iletken yapsak. O zaman o süper iletken maddeleri kullanarak yaptığımız dirençlerle, devre elemanlarıyla ürettiğimiz mesela televizyonlarımız, bağladığımız bir pil ile yıllarca çalışacak. Değil mi? Bitmeyen enerji demek. Süper iletkenlik teknolojisi pek çok alanda kullanılıyor. Bunun okuma parçalarını artık size bırakıyorum ama süper iletken demek adı üstünde, iletkenliği süper, sonsuza yakın. Dolayısıyla direnci çok küçük. İçinde elektronlar çok serbest bir şekilde akıyor. Bedava enerji gibi. Değil mi? İşte süper iletkenlik teknolojisiyle parçacık hızlandırıcılar yapılıyor bugün CERN'de. Dolayısıyla parçacıkları daha yüksek hızlara, daha verimli bir şekilde, daha hızla hızlandırmayı başardık. İşte süper iletken teknolojisi de tren rayları yapılıyor. Tren tekerleri raylar arasındaki sürtünmeden dolayı kayıplar en aza indirilip daha yüksek hızlara trenler çıkarılıyor gibi. Yani makro dünyada da bu süper iletkenliğin uygulamalarını artık hayatımızda iç içe yaşayabiliyoruz. Havada asılı tutuyoruz cisimleri süper iletkenlik yardımıyla gibi, mıknatıslıklarını da kullanarak gibi. Bunları yine sizin meraklılara okuma parçası olarak, araştırma parçası olarak bırakıyorum. Önümüzdeki derste akımla ve dirençle ilgili sorular çözeriz.